25 yıldır Türkiye'de yaşayan ve bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildirinin imzacısı, 3 akademisyene destek için gittiği adliyede gözaltına alınan, daha sonra da serbest kalan İngiliz akademisyen Chris Sepenson sınır dışı edildi. İstanbul Adalet Sarayı önünde bildiri dağıttığı iddiasıyla gözaltına alınan İngiliz akademisyen, adliyedeki güvenlik görevlilerinin arama sırasında çantasında Nevruz davetiyeleri bulduğunu, bunun üzerine polisin kendisini gözaltına aldığını açıklamıştı. Sınır dışı edilmeden önce adliye önünde gazetecilere konuşan Stephenson, HDP İstanbul İl Örgütü'nün resmi bir Nevruz davetiyesi, beklediğiniz sorular sordular. Bunun bir terör örgütü bildirisinin olmadığını, terörü desteklemediğimi, barış istediğimi ve hep barış için hareket ettiğimi söyledim şeklinde konuştu. Evet, o da HDP'nin İstanbul İl Örgütü'nün resmi Nevruz davetiyesi. O kadar ve işte bekleyebildiğiniz sorular sordu. Yani bu bir terör örgütünün bildirisi falan ve terör örgütünün bildirisi olmadığı, terörü desteklemediğimi, barış istediğimi, hep barış için hareket ettiğimi söyledim. Üzerinizde 10 tane çıkmış galiba. Bununla ilgili soru soruldu mu? Bunları dağıttığınız mı düşünüyordunuz? Ben dağıtmamış olduğumu söyledim. Çünkü yani bunlar aslında dağıtmamış. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Stephenson, Türk vatandaşı olan eşi ve Türkiye'de eğitim gören 13 yaşındaki kızı da İngiltere'ye gitti. Stephenson sınır dışı edilirken attığı tweet'e, "Havaalanında sınır dışı ediliyorum, yarın idari mahkemesine dönüşüm için başvuru yapılacak," yazdı.